Emrah Dağlı ben. Tahsin Dağlı rahmetlinin oğluyum. Sizinle iletişime geçmiş. Bunları yaptıklarını göstermek için. Bugüne nasip olmuş. Mesajında dediği gibi sağken, canlı canlıyken görmek istiyorum demiş. Bugüne nasip oldu. Rahatsızlandı çarşamba akşamı. Bartın'a sevk ettiler. Bartın'da yoğun bakım alındı. 2 gün içinde de kaybettik zaten. Sonra siz iletişime geçtiniz bizimle. Biz de mutlu olduk tabii böyle bir şey olmasına. Yaptıklarını insanların da herkesin, arkadaşların, dostların görmesini isteriz. Böyle çizimler falan mı yapıyordu? O kendi tasarlıyordu. Bir şey görüyordu. Bir yerden bir hoşuna giden bir şey görüyordu. Onu yapmaya çalışıyordu. Evet. Evleri yapıyordu. Oymacılığa başladı sonra. İşte bal kabaklarından lambalar yapmaya başladı. Seviyordu, sanatı seviyordu. Çok seviyordu. Evet, bir anda rahatsızlandı. Bir anda. Var mıydı daha önce bir rahatsızlığı falan? Bilinen yoktu. Yani böyle devamlı kullanacağı bir ilaç, bir şey yoktu. Ya bize de diyordu, işte ben son demlerimdeyim. Bir doktora gidelim dedik, ettik. Gitmedi, gitmek istemiyor. En son işte rahatsızlandı. Rahatsızlanınca abortuma getirdik. İyiyim diyordu. Benim sinüzitim var sadece diyordu bize. Ben de antibiyotik kullanıyorum, geçiyor diyordu. Bu yine sinüzit diyordu. Öyle davrandı. Başınız sağ olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Evet, ben Süreç'te Karayel. İşte beyimden dediğim gibi 33 sene evli kaldık ve ayrılmak zorunda kaldık. Ama bu sanatı, hobileri ben varken de, beraberken de yapıyordum. Bütün hayat çok hoşuna gidiyordu böyle çıkartmak, etmek. Çok zevkli geliyordu ona. Ve dediğini de yaptı. Ben öyle dediğini yaptı. Her şeyini müze gibi yaptı evini. Bize de tembih etti. İşte sakın kalkmasın bunlar dedi. Buradan, duvardan dedi. Onları tembih etti. O kadar. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Başka diyecek bir şey bulamıyorum.